Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bursa'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Çalışan arkadaşlarımıza da kolay gelsin dileklerimi sunuyorum. Yarın arkadaşlar Bursa'da güzel bir programımız var. Para verecek bir program var arkadaşlar. İnşallah yarın Bursa'ya tuttururuz arkadaşlar. Güzel bir neticeyle ayrılırız inşallah. Koşullarına baktık. Yorumlamama geçeceğim birazdan. İncelememizi yaptık. Kimler çalıştırmış, kimler biniyor, kimlerle koşmuş. Hem zor program, hem güzel bir program, para verecek program var arkadaşlar. İnşallah bunun üstesinden kalkarız diyorum. Yarın hem Bursa hem İstanbul var. Arkadaşlar, Bursa yorumlamamıza geçelim. Evet, 7 koşulu bir programımız var arkadaşlar. İlk koşudan başlayalım arkadaşlar. 14'te başlıyor. 7'li plase saat 14'te 2'de başlıyor. Maiden bir koşu. 3 yaşlı Arap var. 1400 metre kum olacak arkadaşlar. Burada ilk atım arkadaşlar. Okan Atmaca çalıştırdı atı. Harika bir çalışmaları var arkadaşlar. 6 numarayı arkadaşlar oğlum Kübeş'i size ilk atım olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. İkinci atımda burada arkadaşlar Cemal çalıştırdı arkadaşlar bunu da. Arkadaşlar Cemal Altun Yener'e o biniyor. 8 numarada Yener'de ikinci atım olacak arkadaşlar. Tabii ki burada da 3 numara birazcık ön plana çıkacağını düşünüyorum yarın. İlave etmek isteyen arkadaşlar varsa bunu da ilave yapabilirler. Ama benim tercihim 6 ve 8 olarak. Altılımızın ilk ayağına geçtiğimiz arkadaşlar, burası da maiden bir koşu. 1400 metre kum. 3 yaşlı Araplara mahsus. Bursa'da 1300 kumda arkadaşlar son virajı en sonuncu dönüp çok güzel sprintle gelip ikinci oldu arkadaşlar. İlk atım olarak bir numara Babür Bey'i sizlere ilk atım olarak Kadir Tokaçoğlu idaresinde. O zaman da Kadir vardı. Gene şimdi gene Kadir Tokaçoğlu var arkadaşlar. İlk atım olarak Babür Bey'i öneriyorum. Bursa'da aynı gün koştular arkadaşlar. Babür Bey'in koştuğu gün. Aynı şekilde de koşan arkadaşlar gruplar farklıydı. O da ikinci oldu. O koştuğu grupta arkadaşlar mesafeler de aynıydı zaten. 5 numara Özalp. Kazanacağı koşu arkadaşlar bence verdi diyorum. Halil Altın çalıştırdı. Gene o zaten o biniyor arkadaşlar. Özalp'a. Yani bunu son virajda gene kafaya alıp çünkü İkinci olduğu koşuda gerçekten çok rahattı. Kafaya aldı. Sonradan bir dengesizlik yapıp atı dışa doğru alınca yani bir boy iki boy geç çıktı. Sonra splitle gene gelmeye çalıştı ama ne yazık ki hemen hemen burun gibi bir şeyle yarışı verdi arkadaşlar. İkinci atımda Özalp'ı öneriyorum arkadaşlar. 1-5 geçersek burası rahat olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Üçüncü koşuya geçtiğimiz zaman altılımızın ikinci ayağı. Handikap 17. 3 ve yukarı İngilizler. 1200 metre kum arkadaşlar. Zor koşu olacak burası. Gerçekten yani bakıyorum atlara da arkadaşlar. İncelememizi de yaptık. Çalışmaların galoplarına hepsine baktık arkadaşlar. Yani zor koşu olacak. İlk atım Tugay Alıcı kendi çalıştırdı arkadaşlar. Şimdi kendi de biniyor. İlk atım 7 numara olacak. Bunu mutlaka kuponlarınızda bulundurun diye öneriyorum sizlere. Yani zor olacak. Kocaeli'den hazır gelen arkadaşlar 1 numara. Son koşusunu 1200 kumda kazanan arkadaşlar 1200 kumda 1 numara onu da sizlere ikinci atım olarak da
öneriyorum. Tabii Kocaeli'de 1200 kumu kazanıp da gelen 11 numara Rasim Kaptan'da mutlaka kuponlarımızı zaten söylememe gerek yok. İlave edelim. Son olarak da 6 numara arkadaşlar. Buna da Irmak Prenses. Bunu da kuponlarımıza ilave edelim derim. Yani kısacası 7, 1, 11 ve 6 olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Altılımızın 3. ayına geçtiğimizde Bursa'da harika işlerle koşuya hazırlanan tecrübeli jokey Nurettin'le koşuya giren arkadaşlar 2 numara ilk atım olarak sizlere öneriyorum. Nurettin Şenidi arasında koşacak olan atımızı ilk atım olarak öneriyorum. Pardon arkadaşlar. İstanbul'da hazırlanıp Bursa'ya, yani Bursa'ya ilk defa gelecek olan arkadaşlar Ayyan Kurşun İdaresi'nde olacak olan 4 numara Şeker Hanım ikinci atım olarak sizlere öneriyorum. Kocaeli'de 2000 1900 kumda kazanan, Bursa'da iyi koşan, yani Sinan Özen İdaresi'nde koşacak olan arkadaşlar 6 numarayı da sizlere 3. atım olarak öneriyorum. İzmir'de, Bursa'da 1900 kumu kazanan, son 1900 kumda İzmir'de ikinci olan 7 numara arkadaşlar Power King, yani gerçekten güzel bir hem orijine sahip güzel bir at arkadaşlar. Yani Kadir Tokaçoğlu idaresinde koşacak olan 7 numara Power King ile 3. at olarak sizlere öneriyorum. Pardon, 4. atımız olarak arkadaşlar. Son olarak da 3 numara Iğdır Rüzgarı olacak arkadaşlar. Tolga Yıldız İdaresi'nde koşacak olan 3 numara Iğdır Rüzgarı olacak. Beşinci koşuya geçtiğimizde handikap 16, 4 ve yukarı Araplar, yani altılımızın 4. ayağı oluyor arkadaşlar. Tekimiz burada arkadaşlar. Burada bir tane tekimiz var. Bu ayakta olacak tekimiz. 1800 kumda 3 boy geç çıkan arkadaşlar o zaman Yamak bir koşusunda Yurdahan Duman'la koştu arkadaşlar. Yani birazcık tecrübesizdi arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar tecrübeli jokey Murat Gündüzeli ile koşacak olan arkadaşlar 5 numara ıslahı sizlere tek olarak öneriyorum. Benim kuponumda yarın ıslah tek olarak kalacak arkadaşlar. Altıncı koşuya geçtiğimizde altılı gayanımızın 5. koşusu, yani 5. ayağı oluyor arkadaşlar. Şartlı 4, 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Tarsis Kral'ın kısa gelebilir diye düşündüğüm arkadaşlar, yani Tarsis Kral'a büyük ihtimalle burası kısa gelir. O yüzden kuponumda yer vermeyeceğim arkadaşlar. Gerçi Ekürü ile koşuyor. Yazmak isteyen arkadaşlar tabii ki de yazabilirler. Burada arkadaşlar size önereceğim, burada bir bombamız var arkadaşlar. Bunu da mutlaka kuponlarınıza yazın derim arkadaşlar. Ufak oynayanlar için de riskli bir tek de olabilir arkadaşlar. O da 4 numara Kurtul Şahım. Arkadaşlar 4 numara Kurtul Şahım olacak. Yani bunu da mutlaka kuponlarımıza yazalım arkadaşlar. İkinci atım Özcan'la arkadaşlar İzmir'e 1400 kumda üçüncü olan 1 numara Canım Babam'dı. Şimdi arkadaşlar Muhittin Ok'la İdaresinde koşacak olan tabii ki kaliteli bir safkanımız Canım Babam da kuponlara yazalım derim arkadaşlar. Yani benim burada geçeceğim arkadaşlar 4-1 olacak. Tabii ki ufak oynayan arkadaşlar için riskli bir tek 4 numara Kutlu Şahım'ı, yani tek de atabilirler arkadaşlar.
Ben de gerçekten canım babam olmamış olsaydı gerçekten 4 numarayı tek atacaktım. Yani birazcık büyük yapıyorum kuponu. O yüzden canım babamı da yazıyorum. Ufak oynayanlar için riskli bir tekimiz arkadaşlar. 4 numara Kutlu Şah'ım olarak sizlere öneriyorum. Son koşuya geldiğimizde son koşuda arkadaşlar yani zor bir ayak olacak. İzmir'de hazırlanan Çetinok idaresinde hazırlanan arkadaşlar Çetin biniyor zaten. Üstüne de 7 numara Ekürler ilk atım olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. İkinci atım Bursa'da güzel çalışmayla hazırlanan 5 numara Fırat'ın Öfkesi mutlaka ve mutlaka kuponlara bulunsun derim arkadaşlar. Son koşusunda harika koşan 6 numara Palermo biliyorsunuz son koşusunda çok güzel bir koşu sergiledi. 6 numara Palermo'yu da mutlaka kuponlarımıza yazalım derim arkadaşlar. Kaliteli isim 3 numara arkadaşlar. Bunda Gümüşkesen Selim Kaya. Kayaların kendi atı zaten arkadaşlar. Bunu da mutlaka kuponlarda herkes yazabilir. Yarın zaten sürdürek favori çıkacak. Ama geleceğini de düşünmüyorum. Gene de kuponuma favoriden yapmayayım diye bunu da ilave edeceğim arkadaşlar. Tolga ile koşacak olan arkadaşlar Tolga Yıldız'la 10 numara Hürsev. Kocaeli'de iyi koşan arkadaşlar 4 numara Tutarlı. Son olarak da 1 numara Berat Bey olacak arkadaşlar. Zor bir koşu olacak. Size söyleyeyim arkadaşlar. Kuponlarımızı ona göre ayarlayalım, yapalım ve yanımızda bir iki arkadaş alıp yaparsak daha sağlıklı olur. Bursa yarın para verecek gözüküyor arkadaşlar. Yani para verecek de diyorum arkadaşlar sizlere. İnşallah yarın Bursa'da yüzümüz güler. Tutturan bizler oluruz arkadaşlar. Yorumlamam bu. Herkese Bursa'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.